bazı kıymetli madenlerde ciddi bir dalgalanma başladı. Ama dalgalanma yukarıya doğru gidiyor. Demir çelik altından daha fazla kazanç getiren çok Tabii. tuhaf ve Çünkü niye? ilginç bir şey oldu. Sorun çözülüyor, Ya ekonomiler tabii. tekrar Tekrar canlanacak. canlanıyor. Bravo. Bir ekonomik aktivite Şimdi falan bir şey filan. birisi paladyum sormuş. Biliyorsunuz paladyum hibrit otomobil teknolojileri için kullanılan çok önemli bir madde. İnanılmaz hızlı gitti. O da bir ter atıyor şu an. Gümüş altın paritesinde biliyorsunuz gümüş arayı kapatmaya çalışıyordu. O da altın gibi ciddi bir satış yedi. Şimdi bakacağız duruma. Yani şöyle diyeyim size. Bazı yerler centilmenler kulübü. Mesela bakır. Bakır rekor. Yani bugün de rekormuş galiba bakır. Galiba. Ondan sonra Londra'da ondan sonra geldi bana bilgileri. Sağ olsun Dan Levent'le arada konuşuyoruz. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey metallere ciddi bir eğilim var. O gözüküyor. Evet. Fakat burada ben dediğim gibi yani tepki hareketlerine kanmamak lazım. Madem ki gelecekte ekonomilerin iyi olacağını düşünüyorsunuz, bundan da beteri olmaz diye En kötü düşünüyorsunuz. geride kaldı o En kötü meşhur geri kal. O tabirle. zaman ufak ufak demek ki sanayi için gerekli kıymetli maden metalleri, kıymetli derken demir çelik de kıymetlidir yani. Platin sormuşlar Ya, mesela. Euro ve platin sormuşlar. ya o da aynı şekilde Şey, yani ya üretimde kullanılacak ne, her şey ne var ne değerli. varsa değerlenecek. Değerli. O, çünkü aşırı bir talep yığılması olacak. Buna da bakmak lazım. Bekleyen bir Buna da üretim talebi bakmak var lazım çünkü uzun yani. zamandan beri bekleyen de bir Tabii üretim talebi tabii var. tabii. Tabii. Ya buna şey yapmak lazım. Petrol fiyatının da yükselişindeki temel Tabii. nedenlerden biri. Kesinlikle. Tabii. Kesinlikle. Dünya gıda endeksi 95 ile 105 arasında sürüklenirken sıkı durun %587 seviyesinde. Ben daha şeyi söyleyeyim mi? Yılını hatırlamıyorum. Dünyada gıda fiyatları %10 aşağı gelirken bizde %300 yukarı gidiyor. Tabii yani yavaş yavaş tarımsal emtianın dünyada da yukarı doğru gitmeye başladığını gördüm. Bu iyiye işaret. Sınırlar kalkıyor. Gıda talebi düzelmeye başlıyor. Ancak bu bize kötü haber, enflasyon. Şimdi şöyle diyeyim size. Türkiye'de ne üreten ne tüketen memnun. Arada birileri memnun, onları bulamadık. Dolayısıyla gıda ve tarım fiyatlarında ciddi bir yükselme var. Bulmaya niyet Dünyada edenlerin de evet, sonu pek iyi sonu olmadı. iyi olmuyor. Hemen gidiyorlar bakanlıktan falan filan. Tarım fiyatlarında ise dünyada bir yukarı doğru kımıldama başladı. Özellikle tarım emtiasında. Bunun bize yansıması enflasyonu da şu. Değerli dostlar, sizden ricam çekirdek enflasyonu çok yakından takip edin. Çekirdek enflasyon ne demek anlatayım. Mevsimine bakılmaksızın her ay mecburen satın aldığımız mal ve hizmetler. Mevsimlik olsaydı iyiydi. Çünkü mevsimlik olduğu zaman düşüyor fiyatları. Tabii. Şimdi Şimdi domatesin fiyatının düşmesi gibi. gibi. Tabii. Şimdi dolayısıyla %11,5'un üzerinde ya da %11 ile 12 arasında gidip gelen bir çekirdek enflasyon iyi bir şey değil. Moralim bozuldu. Niye moralim bozuldu? Çünkü enflasyon düşmeyince faiz de düşmüyor. Tabii. Farkını söylüyor herkes ama herkes Yani. değil de yani. Ona Sayın Cumhurbaşkanı, ay öyle değil. Hiçbir çekirdek meyvasından büyük olamaz ama hiçbir meyve de çekirdeğinden küçük olamaz. Çekirdek enflasyon düşmedikçe enflasyon da düşmüyor Doğru. tüfede. Biz bunu düşünmek zorundayız. Mevsimlik düşürmelerle bir yere gidemiyoruz çünkü. Bizim 2021'de mutlaka enflasyonla mücadeleyi ön plana koymamız lazım. Fakat şuna itiraz edenler oluyor. Ya hoca ne diyorsun biz iş bulmakta zorluk çekiyoruz bir de ondan sonra sıkı para politikası bilmem. Ya arkadaş doğru haklısın da bu atı bir tımar etmek lazım artık. Atı ancak durduğu zaman tımar edebiliriz. Tabii. At koşarken tımar edemeyiz ki. Aynen At öyle. zaten kendiliğinden durdu. 2018 büyüme hızı 2,8. 2019 büyüme hızı 0,9. 2020 büyüme hızı inşallah ya %0,5. 3 sene üst üste durdu ya bu at. 3 sene toplam büyümesi Türkiye'nin bir yıllık potansiyel büyümesi etmiyor. Etmiyor. Dört Yani işlemle. şimdi ben anlatmaya çalıştığım şey ya hazır durmuşken bu ne pahasına olursa olsun büyüme senin sözün bu ha. Ne pahasına olursa olsun büyümeden dolayı işte hemen alıntıyı da söyleyeceğiz bilimsel ahlak gereği Eyvallah. onun yan Estağfurullah. etkisi var. Tabii. O yüzden bu dediğim gibi şeyle üzülmesin bizi seyredenler. Ya fiyatlar gidiyor yukarı. Merak etme dolarınki de gidiyor. Altının da fiyatı gidecek vesaire. Yeteri kadar sabırlıysan bunun meyvesini alacaksın. Ama bana şunu deme. Çok bekledim hocam başka bir şeye koysaydım. Abi koysaydın o zaman yani. Anlatabildim mi ne demek istedim. Ben ne yapayım? Benim de kabahatim var. Ama sabredersen kazanırsın. Yanlış yerden almışsan bunu da kenara yaz.
De ki o günkü şartlar neydi? O gün coşmuştu piyasa. Tüh, ben diyor acele ettim de. Yani zaten bu sene her açıdan bir kayıp yıl oldu. Yani dünyada herkes için ve her ülke için. Maalesef biz hani kontrpiyede kaldık. Yani ters ayakta yakalandık. Bu yüksek enflasyon, yüksek işsizlik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Laza demişler karşıdan domuz saldırıyor. Demiş ki ağaca çıkarım, ağaç yok demişler. Duvara çıkarım, duvar yok demişler. Çalılık demiş ki domuzdan mı yana mısın, benden mi yana mısın demiş. Şimdi bütün felaketler üst üste gelmez. Evet. Orada rahat ol. Yani topluca bütün Batı ülkeleri Türkiye'yi alt etmek için falan öyle bir şey yok arkadaşlar. Avrupa Birliği de bakın Oruç Reis gemisi de zaten limana girmiş bekliyor. Ondan sonra bir bizden bir zeytin dalı, onlardan bir zeytin. Usul usul biz arayı bulacağız. İşte onu söyleyecektim. Türkiye bence ha. Avrupa Birliği ve Amerika ile ilişkilerini düzeltmek için ilk adımı atmak üzere. Kritik, karşılığında gelecektir. Doğru. Kritik yer neresi? Senato'da demokratlar çoğunluğu ilan ederse, şu an itibariyle öyleler ama Georgia'da biliyorsunuz iki tane şey gelecek. Evet, evet. Onu orada eşitlenebilir. Eşitlenmezse evet yaptırımla alakalı müzakere var. Benim duyduğum Ankara'dan bir heyet şu an Washington'da. Haberiniz olsun. Tamam. Benim duyduğum o. Yani müzakereler çoktan başladı. Merak etmeyin. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü, konumunu, tarihini falan çok iyi biliyor. Avrupa Birliği'de, Amerika'da. Yani böyle bir bodoslamadan Türkiye'ye dalmazlar. Dolayısıyla dalsınlar da döviz çıksın diye düşünen varsa da yuh! Geçirme aklından böyle şeyleri. Şunu da söyleyeyim. Bunun için dua etme sakın. Avrupa yani. Birliği'nden, Avrupa Parlamentosu'ndan gelen yaptırım ifadesi bir tavsiye karar. Bağlayıcılığı yok. Yani ya yaptırım yapsan yok. İyi, yaptırım uygulasan iyi olur. Bunu hep yapıyor Avrupa Parlamentosu. Dolayısıyla oradan yok. Bir yaptırım geleceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Siyaset kurumunun iktidar tarafından da muhalefet tarafından da bir soluklanması, biraz sakinleşmesi lazım. Bu yüksek tansiyonlu ülkede reform falan olmaz kardeşim. Doğru. Toz dumanda ferman okunmaz. Biraz toz duman dinsin. Ondan sonra bunlar olacaktır. İşte aklın yolu birdir. Kimse merak etmesin. 2021 büyüme beklentim %4 ile 5 arasıdır. Sana da soruyorlar. 5 yakalanır ya. 5 olabilir.